Efendim şimdi Resulullah Efendimiz ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemi. Rahmet peygamberi. Alemler rahmet olarak gönderdik buyuruyor. İnsana rahmet, hayvanata rahmet, nebatata rahmet, cemaatata rahmet misalleri çok. Sayı misalleri var. Bizim bilip bilmediğimiz birçok alemlere de rahmet. Çünkü Cenabı ve men Ersalnak İlla Rahmeten Lil Alemin biri cemi olarak geliyor. Alemlere rahmet. Biz o rahmet peygamberinin ümmetiyiz. İkincisi Kur'an-ı Kerim bir rahmet. Er Rahman Allemel Kur'an. Ümmetin zulmünel <laughs> Kur'an mavi ve rahmetin ümmini. Kur'an-ı Kerim bir rahmet. Kainat bir rahmet. İşte yağmur yağar bir rahmet. Rahmet yağmur yağdı. Rahmet yağdı diyoruz bütün imbat ediyor. Bütün mahlukata ayrı ayrı gıdalar ve bütün mahlukata insan hayvan aynı gıda verilmiyor. Hepsine ayrı ayrı. He hepsine sofralar hazırlanıyor. Her şey rahmet. Cenab-ı Hak Vakıa Suresi buyuruyor ki eğer diyor yağmur yerine diyor gökten diyor tuzlu su indirsek ne yapardın? Bir düşün onu diyor. Bir sürü misaller veriyor Cenab-ı Hak. Kainat bir rahmet. Peygamber rahmet, kitap rahmet, kainat rahmet. Cenab-ı Hakk bizim rahmet insan olmamızı arz ediyor. sizler insanlara çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden nehyedersin buyurun. Demek ki mümin yüreğinden rahmet taşıran bir kişidir. Rahmet imanımızın bu alemde yerin şahididir. Bizi Rabbimize yaklaştıran ilahi bir cevherdir. Hadi i buyurun, merhamet eder Rahman olan Allah merhamet eder. Yer şefkat merhamet görsün Allah da size gök size merhamet etsin. Melekler de dua eder. Bu sebep merhamet daha İslam toplumunun en farik vasıflarından biri olmuştur. İşte bunun için vakıflar kurulmuştur. Diğer insanlar hodgamlıktan vazgeçip diğer gam o daima Allah'ın verdiği kendisine nimetlerini daima tevzi etmişlerdi Allah'ın kullarına. Cenab-ı en çok Rahman ve Rahim sıfatını bildiriyor. Yine Cenab-ı o merhamet etmeyi kendine zatına farz kıldı. Ketebe ala nefsi rahme buyuruluyor. Ve ve erhamur rahimin o cihanların en çok merhametlisi buyuruyor. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyuruyor. Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir buyuruluyor. Velhasıl bir müminde bir rahmet insan olacak. Yine efendimizin şeyinden birkaç misal. Bir gün Ayşe validemiz efendimiz diyor ki ve Resulullah çok böyle o, o an bir şeyli görüyor, huzurlu görüyor, bir şey halinde, bir tebessüm halinde görüyor. Ayşe valide bir fırsat diyor bu. Ya Resulallah diyor. aşağı benim için dua ediversene ne olursun diyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Efendimiz buyuruyor ki Allah'ım Ayşe'nin geçmiş geri gizli ve açık bütün günahlarını mağfiret eyle diye dua ediyor. Ayşe validemiz de o kadar çok tebessüm, o kadar güzel tebessüm ediyor ki sevincinden başı önüne düşüyor böyle yığılıyor. Efendimiz buyuruyor ki dua etmem seni sevindirdi mi Ayşe diyor. Ya Resulallah senin duan beni sevindirmez mi hiç diyor. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem burası çok mühim. Vallahi diyor bu benim ümmetim için her namazda yaptığım duadır diyor. Yani bu kadar bir merhametli peygamberimiz var. Yine Resulullah Efendimiz o veda hutbesine baktığımız zaman veda hutbesinde bir cümle var. Sakın diyor kıyamet günü günahlarınızı benim yüzümü karartmayın buyuruyor. İnsan sevdiğini ne yapar? İkram eder. İnşallah biz de Resulullah Efendimize kıyamet günü bu dünyadayken yaptığımız bu ikramlarıyla Allah yolu gayretlerimizle Rasulullah Efendimiz'e inşaat tebessüm ettireceğiz. Efendimiz'in hayvanata rahmeti ayrıydı. Nebatata rahmeti ayrıydı. Bu hatta bu bu ordu kumandanları bile daima terkin ederdi aman Ağaçlara dokunmayacaksınız, hayvanlara dokunmayacaksınız, ibadet eden dokunmayacaksınız, size karşı gelenlere dokunmayacaksınız. Tabi bugün maalesef işte görüyor dünyada İslam fobi diyorlar. Çünkü diğer dinler Hristiyanlık, Yahudi bitti, bir tatbikatı da kalmadı. İslamı da düşürmek istiyorlar. Ahiretsiz bir hayat olsun istiyorlar dünyada. İslam fobi diyorlar. İşte İslam ise tamamen terörün zıttı. Her şeyle merhamet. ile merhamet, kitabı ile merhamet, Rabbi ile merhamet. İnşallah ümmetiyle rahmet. Rahmet ümmeti merhum ve rahmet ümmeti olabilmek. Demek ki bu inşallah ibadetteki ruhaniyetimiz. Cenab-ı Hak murad ettiği İslam ile murad ettiği kamil insan modelini Hazreti Peygamber Efendimiz şahsında sergilemiş. İbadetler bir vitamin. Ruhumuza bir vitamin nefsimizin şerrinden korunması için bir vitamin. Cenab-ı Hak namaz fahşadan, münkerden men eder buyur. Hangi namaz bu? Huşu ile kılınan namaz. Kalp ve beden ahengi ile kılınan namaz. Cenab-ı Hak bütün mahlukat içinde insan anatomisini en rahat secde edecek şekilde halk etti. Ki kul bol bol secde etsin. Zira Cenab-ı Hak secdet ve yaklaş buyuruyor. kalben kul merhaleler katacak ki Cenab-ı Hakk'a bir yakın bir kul olacak. İşte Miraç kandilinde de namaz Cebrail'e olarak doğrudan doğruya farz oldu. Efendimiz de buyuruyor kulun miracı namazdır buyuruyor. Yani Cenab-ı en çok kalben yaklaştığı an. Öyle bir namaz istiyorum ki bedenin kıblesi Kabe olacak, kalbin kıblesi Cenab-ı Hak olacak. Mevlana diyor ki öyle bir abdest al ki diyor, o hiç bozulmasın diyor. Öyle bir namaz kıl ki diyor o namaz hiç bitmesin diyor. Bana bir İstanbul'da bu Afrikalı zenci talebelerden biri geldi. Hocam bana dua eder misin dedi. Oğlum ne istiyorsun dedim. Çoğu da de, aman şu fakülteyi bitireyim, işim böyle olsun, şeyim böyle olsun. Ne istiyorsun oğlum dedi yani. Ne gibi dua edeyim? Ben yani gerçi Allah'sın hepimiz de aciziz. Belki dua isteyen, dua edenden Allah katında makamı daha yüksek bilemiyoruz bunu. Fakat sen ne istiyorsun dedi. Hocam dedi ben de namazı sevmek istiyorum. Çok namaz kılmak istiyorum dedi. Çok secde etmek istiyorum dedi. Onun için bana dua edin. Allah bana namazı çok çok sevdirsin buyurdu. Hakikaten kendim bir tahta dedim. Cenab-ı Hak secde et yaklaş buyuruyor. Biz ne kadar bir namazı bir huşu içinde bir kılmanın gayreti içindeyiz. Ne kadar sabah namazını yatsı camide kılıyoruz. Nasıl teheccüd namazlarını kılıyoruz? Nasıl şeyde bize zevk veriyor? Canım yaklaş diyor. O sonra diğer bir ayet daha var. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah secde ederken diyor güzel elbiselerle secde edin buyuruyor. Demek ki yani kalp ve beden yani kimin huzuruna çıktığımızın farkında olabilmek. Yani hem ruhumuzu hazırlamak hem de şeklimizi hazırlamak. Zira vehme mahkum eyle Nereye gitseniz o sizi görüyor bu görüyor. Cenab-ı Hak müteal. Yani bir makamı, bir mevki, bir şey yok Cenab-ı Hakk'ın. Makamdan münezzeh, zamandan münezzeh. Her zaman ne kadar mahluk yarattı. Ne kadar ağaç, cemaat, hayvan var. Hepsini aynı zamanda hepsinin yanında melek, cin vesaire. Daha öte ve nahnu akrubu min hablil verit şah damarından da daha yakın oldu. İçimize geçenleri biliyor Cenab-ı Hak. Efendimiz namazlarına baktığımda o kadar çok Efendimiz namaz severdi ki. Farz namazlar vardı, sünnet namazlar vardı. İlave duha namazı, işrak namazı, evvabi namazı, tevcid namazı, vudû namazı, sefer namazı, hacet namazı, huzuf küsuf namazları. Namazlarımızda inşallah bol bol Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın gayreti içinde olalım.